Olimpiyat giysileri Rusya Cumhurbaşkanı Putin için hiç de pahalı değil. Ancak Soçi olimpiyatlarının maliyeti Putin'in başını ağrıtacak gibi görünüyor. Soçi kış olimpiyatları bugüne kadarki en pahalı olimpiyat olarak tarihe geçecek. Olimpiyatlar 50 milyar dolara mal oldu. Bu rakam 2007 yılında Putin'in öngördüğü bütçenin 4 kat üzerinde. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nden Elena Panfilova'ya göre olimpiyatlarla ilgili yolsuzluk ve aşırı harcama iddiaları Rus halkını rahatsız ediyor. Rüşvet almaması gereken herkes, özellikle sosyal hizmet çalışanları, yolsuzluğun parçası oldu. Uyarılanlar rüşvet almaya devam etti. Bu durumda olimpiyat ruhunu canlandırmak hiç de kolay değil. New York Üniversitesi'nden Rusya uzmanı Profesör Mark Galeotti, başlangıçta böyle bir tablo beklenmediğini söylüyor. Rusya olimpiyatlara aday olduğunda her şey Putin'in istediği şekilde yürüyordu. Ekonomi çok canlıydı ve Putin siyasi açıdan çok güçlüydü. Dolayısıyla Soçi yeni Rusya için büyük bir açılış kutlaması olacaktı. Olimpiyatlar dünyaya Rusya'nın böyle büyük bir spor karşılaşması düzenleyecek kadar zengin, verimli ve düzenli bir ülke olduğunu göstermek için iyi bir fırsattı. Ancak geçen yıl Rusya'da ekonomik büyüme %1,3'e gerileyerek Putin'in 2 yıl önce seçimlerde vaat ettiği %5'lik büyümenin çok gerisinde kaldı. Şu anda Rusların yarısı gelecek seçimlerde Putin'e oy vermek istemediğini söylüyor. Baskıcı yönetimi nedeniyle eleştirilen Vladimir Putin, geçen Aralık ayında hapisteki siyasi rakibi Mikhail Khodorkovsky'yi serbest bıraktı. Yasalarımıza göre Putin, halk oy verdiği sürece gelecek 10 yıl boyunca iktidarda kalabilir. Geçtiğimiz günlerde Putin'e hayatı boyunca cumhurbaşkanlığı yapmak isteyip istemediği soruldu ve o da hayır cevabı verdi. Umarım bu görüşünü değiştirmez. Ancak Batı'nın Putin'le ilgili görüşleri değişmiş değil. Güvenlik kaygısı, seyahat masrafları ve eşcinsel karşıtı yasa yüzünden yabancı ülkelerde Soçi Olimpiyat oyunları için bilet satışları düşük oldu. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi, Washington.